bizi sıralarda dirsek çürüten, düşünüp taşınıp fikir yürüten, sevdalarımız gül, dal diken diken, dal diken diken. Nefsimsiz darım, solanlar bizi, solanlar bizi, solanlar bizi, solanlar bizi, solanlar bizi. Nefsimsiz darım. Biziz tarlalara umudu eken, buluta göz dikip yağmur bekleyen, hasat mevsiminde çöker de matem, çöker de matem. Mevsimsiz tarlalara solanlar bizi, solanlar bizi, biziz fabrikada boşa ter döken, biziz aç karnına çocuk büyüten, odun kömür kira ekmekti derken, ekmekti derken. Nefsimsiz darım. Yedi renk kuşağından tüm evrene sağlık, huzur ve aşk diliyorum. Günün aydın olsun insanlık. Bugün yine birbirinden değerli konuklarımla evlerinize geldik. Efendim, ezgileriyle Arpak kardeşler seslenecek. Ve Türkiye'nin ruh okuyan tek astroloğu Şebnur Kur'an Balcı sizin ruhunuza okuyacak. Telefon bağlantılarınızı bekliyoruz. Hoş geldiniz sevgili konuklarım. Hoş bulduk. Sevgili Şebnurcuğum, dört gözle seni bekliyordum. Bunu konuşacağız. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Seni gördüm, çok daha iyi oldum. Canımsın. Enerjinle enerjileniyorum. Ay, çok teşekkür ederim. Aynı şekilde. Canım benim. Arpak kardeşler, hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk. Mehmet Bey, Ekrem Bey. Evet. Birbirinize benziyorsunuz. Kardeşler, sesleriniz de çok benziyor. İnşallah dedim isimleri karıştırmam. Karıştırmadım, değil mi? Bağlama ustamız size hoş geldiniz. Ellerinize sağlık. Birazdan canlı da dinleyeceğiz. Öncelikle Arpak kardeşlerden başlamak istiyorum izninizle.
Bu şarkıları siz yazıyorsunuz. Beste, söz sizin. Evet. Ve çok değişik, ilginç bir klip Yeşilçam oyuncularıyla. Amacınız neydi? Neden bu tür müzik ve neden Yeşilçam oyuncuları? Şimdi diğer kanallarda da hep söylemeye çalıştım. Yazılı basına da söyledim. Uzun yıllardır biraz böyle sanki pop ağırlıklı gitmeye başladı. Halk müziği, sanat müziği, Anadolu rock çok böyle önemsenmemeye başladı. Aslında halkımız bu müzikleri, bu melodileri seviyor. Fakat dedik yani bizim bir tarzımız olmalı. O zaman biz bu müzikleri, bu melodiler üzerine sosyal bir şeyler söyleyelim. Yani işte bu 7 bölgenin, ki bu ikinci albüm, ilk albümde de her bölgeden bir türkü yapmıştık. Bir sorun varsa onu dile getirelim. Bir sevinç varsa onu dile getirelim. Yani sanat müziği gibi gelsin ama bir şey anlatsın olsun diye. Tarz öyle çıktı ortaya. Zaten albümde sadece Anadolu rock yok. Hani halk müziği de var, sanat müziği de var. Mesela eşime yazdığım fantazi bir şarkı var. Hani eşinize yazdınız. Evet, evet. Çok merak ettim. 20 yıldır aşık oldum. Eşime yazdım yani. Deryam gelsin. 20 yıldır aşıksınız. Tabii. Yani. Madalyanız nerede? Çünkü nesliniz tükeniyor sizlerin, biliyor musunuz? Yani hala her sabah aynı heyecanla uyanıyorum. Aynı heyecanla seviyorum bunu. Bravo. Ay eşiniz nerede? Efendim neredesiniz? Tebrik ediyorum, yemin ederim. Şöyle bir kadına bu duygular çok fazla değil. Yani bir kadın bunu taşıyabilir doğasından ötürü. Fakat bir erkeğin bunu taşıyıp itiraf etmesi milyonların önünde bu çok az bulunan bir şey. Şimdi bakın tebrik ben bazen dua ederim, derim ki hani Allah'ım hani yoldan çıkmışlara da eşim gibi birini ver ki kendilerine gelsinler. Çünkü ben ne zaman yanlış yaptıysan tutup kaldırmıştır beni. Aşkıyla, gülüşüyle yani onun gözlerinin içine baktığımda liseli aşıklar gibi titriyorum hala. Şöyle yani. Takdir var. Karşı tarafta çok güzel meziyetler var. Evet. Vermesini biliyor. Evet. Bu tarafta almasını biliyor, biliyor ve takdir var. İşte aşk o zaman ölümsüz olur. Evet. Tebrik ediyorum. Gerçekten. Şarkılarınız da çok güzel. Eserleriniz güzel. Bunun için de tebrik ediyorum. Aşkınız için daha çok tebrik ediyorum. Efendim teşekkür ederim. Bence siz ruh eşsiniz. Eşinizle evet, birlikte kesinlikle. Ben eşinizi de kuliste gördüm. Baktım ki hani gerçekten birbirinizle olan iletişiminiz, görelim. Enerjiniz çok farklı. Öyle böyle değil vallahi çünkü. Sizi kutluyoruz. Hayır, yani. Evet. Böyle bir aşkı kutluyoruz yani. İşte aşkın adı. İsmi? Derya. Derya. Aşkın adı. Şöyle iki dakika sizi şöyle alayım eşinizin yanına. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Amin. Amin. İşte benim aşık olduğum kadın. Ay ne güzelsiniz. Vallahi çok duygulandım ben. Aynen. Görmüyoruz çünkü ya. Bu devirde hele çok az. Evet, harikasınız. Zaten. Kaç 20 yıllık 20 evlisiniz? Yıl, çocuk evet. Var mı? Var, 2 tane var. Allah bağışlasın. Herkesin. Çok güzel. Üniversite yazanıyor. Bu arada müsaadenizle alınganlık yapıyorlar. Bazen onlara selam söylemeyi unutuyorum. Kızlarımı buradan öpüyorum. Helin'imle devrimimi ikisini de öpüyorum. Aa canım biz de çok öpüyoruz. Selam dediniz hemen. Elimizdeki hafta çok değerli bir konuğum var. Erol Büyükburç geliyor. Şu anda Adana'da otel odasında bizi izliyor. Canımsın. Öncelikle çok geçmiş olsun dileklerimi göndermek istiyorum sevgili Erol Büyükburç. Kalbinden rahatsız bu aralar biraz problem yaşamış. Ancak düzelmiş ki Adana'da etkinliğe gitmiş. Sabah haberim oldu. Telefon geldi menajerinden. Haftaya buraya bekliyoruz. Kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Biz de geçmiş olsun diyelim evet. Ustamıza. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, şarkılara, türkülere döneceğiz ama Mehmet Bey'le de biraz konuşmak istiyorum. Neden Yeşilçam oyuncuları? Evet. Yeşilçam yıllarca bizleri anlattılar aslında ekranlarda. Oynadıkları filmlerde hep sokaktan insanları anlattılar. Ha burada da bizim onları klibe taşımamızın nedeni de o. Biraz da biz onları anlatalım. Ne güzel. Emeğe saygı. Evet. Yine takdir var burada. Çok güzel. Emeğinize sağlık. Var. Yani Yeşilçam emekçileri. Hı hı. Bugün yıllarca bize bizliği anlattılar ama görmediğimiz, unuttuğumuz, vefasızlık yaptığımız emekçilere atfettik onu. Bugün kirasını ödeyemeyen, bugün ilacını alamayanları hatırlatmak istedik. Bakın bunlar bizim hayatımızın bir parçası.
Amacımız oydu. Sevgili Kuanç Terzioğlu, Film Sanat Başkanı da bu konuda çok çalışıyor, çabalıyor. Çok çalışıyorlar. Evet, Film Sanat Vakfı çok ciddi anlamda son yıllarda Yeşilçam oyuncularını, hani nasıl derler, bir çatı altında topladı. Onlara babalık yapıyor bir anlamda. Buradan tekrar Kıvancı ve tabii ki vakıf başkanı Sayın Ferdi Merter Fosforoğlu'nu yürekten kutluyorum. Aynen öyle, sevgilerimizi de gönderelim. Sinema filmi projelerimizde, yine kliplerimizde hep Yeşilçam'a karar verdik. Hep onlarla çalışacağız yani. Harikasınız. Yolunuz açık olsun. Teşekkür evet, ederim. Şimdi gelelim Şebnur'a. Okudun ruhumu, bir yıl oldu tam. Tam bir yıl oldu. Tam oldu. Çünkü onun videosunu paylaşmıştım ben. Baktım Nisan'ın son haftası almışım seni. Söylediğin her şey çıktı. Çünkü sen gerçekten ruh okuyorsun. Hani bildiğimiz fal değil bu. Bir yaşam koşu yapıyorum biliyorsun Gonca. Evet. Ruhunuzun özelliklerini görüp nasıl gitmeniz gerektiği konusunda size tavsiyelerde bulunuyorum. Hani bu olursa bu, bunu yaparsanız bu olur, bunu yapmazsanız da bu olur. Diyorsun. Yapmadığım bir şey var mı? Yok. Süper. Evet. Şöyle yeşil taşı al dedin çünkü kalp çakran kapalı demiştin bana. Evet. Hemen dedim ki orada, Murat alıyorsun, almadı. Ondan sonra ben tekrar seni almaya karar verdim programa. Dedim ki Şebnur beni öldürür. Yeşim taşı alınmadı. Diyecek yine çakralarıma bakacak, kalp çakran kapalı. 15 gün önce dünyanın en özellikle Yeni Zelanda bölgesinde çıkan ve yılda bir kez çıkıyormuş efendim bu. Yılda bir kez çıkarılıyormuş. Çok değerli bir taş. El işlemesi. Tuzda beklettim. Tuzdanımı çok fena tuzlu yaktı yalnız, haberin olsun. Ama bir defa alıyorsun. Yani bir defa alınıyor ama zorladı beni. Neyse olsun dedim yani. Kalp için değer değil mi? En değerli organ sonuçta. Kalp için her şeye değer yani. 15 gündür takıyorum. Süper. Devam ediyoruz. Bir bakabilir miyim? İyi geldi gibi. Evet. Enerjisine. Gonca yani verdiğim paraya helal olsun. Onu söylemek zorundayım. Çünkü bu taş hakikaten ender yeşim taşlarından biri ve bunu nasıl sana gelmesi de ilginç. Çünkü şurada eğer ekran iyi gösterebilirse, çevirelim. Şurada bir sonsuzluk sembolü var. Şöyle göstersene. Şöyle bak, yapayım. Ben bakın, ona dikkat etmemiştim. Arkadaşlar, bir sonsuzluk sembolüdür bu. Sonsuzluk nedir? Evrendir. Yani sen bilmeden... Değil mi? Sen sadece yeşil taşı arıyorsun. Kesinlikle hayır. Evet. Evet. Bilmeden kendi sembolünü de eline geçirmiş oldun. Senin sembolün bu yani aynı zamanda. Evren. Almam şöyle oldu. En son 3 sene önce gittiğim bir alışveriş merkezine tesadüfen gittim. Hı hı. Sen aklıma geldin. Aa dedim, burada var mı? Baktım var. Bana dedi kaç ay önce geldi, bir türlü satılamadı dedi. Ve dedi Türkiye'de bir tane bundan seni dedi. Seni bekliyor. Ondan beni bekliyormuş. Onun için o senin, zaman ver dedi. Yani onun için senin sembolün. Yoksa bu seni bekledi. Ah canım senin o benim ya. Takmanı istiyor. Ha, takıyorum. Ve evren işte, enerji. Çok güzel. Ve ben seni çok iyi tanıyorum biliyorsun Gonca. Sen evrensel bir hanımsın. Yani her enerjiyle uyum sağlayabilecek bir yaratılışa sahipsin. O yüzden bu taşın sana boşuna gelmediğini söylüyorum. Doğrudur Şebnur. Evet. Bu sana ve bu o kadar bereketli ve bolluklu bir taş ki hiç çıkarma üzerinden. Yok, hiç çıkarmıyorum. Hiç bugün çıkarmıyor. İşte muhteşem. Şeyinden dolayı, zincirinden dolayı uymadığı için yanıma bir aldım. Bir de bu yeşim taşının en büyük özelliği de tabii kalp çakrasını açmakla birlikte aynı zamanda bereket ve bolluk verir. Ya canım o taşıyana. Benim. Evet. Tabii. Hem bereket hem bolluk hem insanlara olan iletişimlerde kendimizi çok daha güvenli, çok daha iyi hissetmemizi sağlar. Ha bir tarafta gerçi benim öyle bir problemim yok ama fazlası ama bu, zarar getirmez. Ama bu o kadar tabii iyi bir taştır ki bir sürü özelliği var. Yani bir taneyle kalmıyor. Pembe kuvarsı şimdi gözüm. O ne işe yarıyor? O aşk taşıdır. Bak şimdi. Mesela sizin işinizle şimdi Allah bağışlasın çocuklarla, eşiniz de size ama sizin bu enerjinizi korumanız da gerekiyor. Yani sizin ve eşinizin
bir turkuaz taşı takmasına inanıyorum. Şeylere inanmıyorum. O mavi boncuklu olanlara. İşte hani, nazar boncukları. Onlara inanmayın çocuklar. Onlar bir şey, hurafe. Ama taşların enerjileri var. Yani çok güzel bir sevgi var aranızda. Ve inanıyorsunuzdur değil mi? Bu kadar iyi güzel enerjilerin arasında negatif enerjiler de vardır. Yani nazar gibi. Nazar çok önemli bir olgudur. Ve nazar içinde ben özellikle bütün danışanlarıma, bütün sevdiklerime onu söylüyorum. Turkuaz taşı takın. Bire evet, birdir nazara. Burada yazıyor bak. Nazara bire karşı birdir. Korur. Hem sizi kendi nazar... Bak çok ilginç Gonca. Bunu hiç fark ettiniz mi? En büyük nazar bize kendimizden gelen nazardır. Doğru. Nasıl? Anne ve çocukları ele alalım. Derler ya anne, mesela bak şu anda eşin de kuliste bunu bizi destekliyordur bu konuşma. Ay ne güzel yemek yiyor, ay ne kadar iyi. Ondan sonra yemek yemesi kesilir çocuğun. Doğru. En büyük nazar kendimize yaptığımız nazardır. Sözcüklerle enerjiyi kendimize çeviririz. Biz hep ararız ya başkalarının nazarlarını. En önce kendimize yaptığımız nazara bakmamız lazım. O yüzden ben şunu söylüyorum Gonca, bizi seyreden herkese de. Böyle iyi bir şeyler olduğunda ay ne kadar güzel, ay çok sevinmeyin. Çok sevinmek iyi bir şey değil. Çünkü sevindiğinizde iyi bir şeyle hani gururlandığınızda sanki o sizin hakkınız değil de size sunulmuş bir hak gibi. Onun yerine... Çok doğal. Zaten ben bunu hak ediyordum. Ama Şebnur insanız. O anki o duygularımıza nasıl mani olacağız? İşte ama hep böyle düşünürüz. Yani normal bu benim hakkım olan şey. Çok sevindiğimizde direkt nazarla karşılaşıyoruz Gonca. Böyle bir şey var. Allah Allah. Vallahi. Ya mutlu olmaya insanın hakkı yok mu ya bu dünyada? Hayır mutlu ama onun mutluluğu şey gibi yani hani hakkımdı bu beni buldu. Böyle çok sevinmemek lazım. Çok sevindiğinize direkt negatifle karşılaşıyorsunuz. Bunu büyüklerimiz de çok söylerdi. Şarkı söyleyen sanılıyor. Aslında mesela yazardır Gonca Hanım. Tabii. Gonca Hanım da bilir sanatçı ruhlu olmak. Çok güzel bir öykü yazdığında o sevinci yaşıyordur. Yani evet ya güzel evet. Oldu. Hani evet. Bu sanatçılarda bir de duygusallık ağır bastığı için çok yaşamışsınızdır varsa. Mesela. Ben de çok kitabım sona erdiğinde evet ya budur falan dediğim oldu ama mesela. Ama o zaten hani. Onu hak ediyor. Diyor. Kalkıp yani hak ettiği bir şeyi yapıyor. Şimdi bu arada... Ama hak ettiği bir şeyi yapıyor. Hafıza sığınarak... O senin doğru. Hak ettiğin bir bunu şey. Biliyoruz. O öyle olsa zaten herkes yazar. Doğru. Herkes yazamadığına göre o sana zaten verilmiş bir mükafattır. Çok doğru. Evet. Ben ama arada... biz mükafatı anlamıyoruz. Şey gibi hani bizim hakkımız yokmuş gibi bize bir şey sunulmuş gibi. Abartıyoruz. Algılıyoruz. Tamam. Oraya daha, çok dikkat edin. Orada haklısın ama sanatçı tepkisini öyle gösterir yani coşarak gösterir. Mesela Turgay abi kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Bizim hem albümün müzik yönetmenidir hem aranjelerimizde büyük desek büyük bir ustadır. Mesela biziz ortaya çıktığı zaman hani inanılmaz bir sevinç yaşadık. Çünkü evet diyorsun evet budur hani yakaladım. Şarkı da öyle zor ya. Herkese bir öyküyü bir masal anlatırken de budur. Son noktayı koyduğunuzda o sevinç. O heyecan. O heyecan bitti o mi biter zaten. O heyecanı evet, bitirdiniz. Siz de yazmışsınız. Yedi renk masalları. Sizin programın ismine benziyor. Evet, güzel denk geldi değil mi? Güzel bir kitap olduğuna eminim. En kısa zamanda okuyacağım. Çok teşekkür ben ediyorum armağanınız için. Aa, çiçeğinize teşekkür etmedim. Çok incesiniz efendim. Sağ olun. Bunda neleri anlatmaya çalıştınız yedi renk masallarında? Şimdi yedi renk masalları aslında ben orada notta da belirttim. Sabah 8'de işe başlayıp gece 2'de mesaisi biten, evine gidemeyen o saatte araba olan bir barmen, bir adamın, bir babanın hayattan kaçarken loş ışıklar arasında yazdığı bir kitap. O yüzden yani zaman geçirmek, orada uyuyup kalırken başına bir iş gelmesin diye birikmişliklerini yazdığı bir kitap. Benim Harika. Kendi kitabım. Yani Harika. Ben çünkü onu yaşadım bir dönem. Ne güzel. Öyküler var orada. Eleştirel... Biraz siz varsınız burada yani. Yani tabii çocukluğum var biraz. Yaşam. Evet. Hı-hı. Bir çocuğun okuma aşkı var. Efendim bir sinema filminin eleştirisi var. Öykü kitabı bu. Tabii 10 öyküden oluşuyor. Öykü. Tabii. Kaç eleştir... öykü var? 10 öykü var. 10 öykü var. Farklı böyle mesela işte iki mikrobu alıp bir insan üzerinde, insanın tembelliğini iki mikrop üzerinden anlattığım bir öykü var. Hani iki mikrop, dişimize dadanan iki mikrop bile çok bizim aslında diş ağrısını ihmal ettiğimizi ve onun nelere mal olacağını anlatmaya çalıştım mesela. Doğru.
Doğru. Hani ne mikroplar var hayatımızda yani, değil mi? Sadece yani, dişte değil. Bazen mikroplar bile bizden daha iyi bizi tanıyabiliyorlar. Yani tetikleyebiliyorlar, onu anlatmaya çalıştım. Ve bazen mikroplar çok kazanıyor. Efendim, olmaması gerektiği yerlerde. Telefon bağlantılarımızı yapıyoruz değil mi sevgili yönetmenim? Yazdık numaralarımızı. Şebnur Hanım'a danışmak isteyen ruhlara bekliyoruz. Şebnur. Canım. Nasıl pozitif olabiliriz? Yani artık o kadar hayat şartları ağır ki her anlamda. Maddi durumu yerinde bile olsa işte dış çevreden gelen ya da yaşadığı başka ruhsal problemlerle ruhumuz gerçekten hastalanabiliyor. Bunları nasıl yeneceğiz? Öncelikle Gonca'm, ben bunun bütün televizyon programlarında da, seminerlerimde de hep bunu diyorum. Bunun önceliği, mutlu olabilmemizin önceliği kendimizi ve ruhumuzu tanımaktan geçiyor. Eğer ruhunuzu tanırsanız, ruhunuzun ihtiyaçlarını ön plana alırsanız, o zaman hayatı daha olumlu, daha iyi görmeye başlarsınız. Örnek veriyorum. Ben son zamanlarda diyelim ki işte yatamıyorum, uykularım yok, sinirliyim. Tamam, bu günlük evrenin yarattığı enerjilerden dolayı sıkıntım var. Şimdi ben bununla sadece doktorlara gitsem ne olur? Sadece doktor değil. Çünkü bu ruhtaki bir patlamadır. Uyku sisteminin bozulması, sinir bozukluğu, bu bedeni bir hastalık değildir. Burada bizim çarelerimizden biri nedir? Bizim ruhumuz ne istiyor? Öncelikle meditasyonu öneriyorum. Öncelikle meditasyonu. Çünkü meditasyonla biz günlük yaşantıda uğraştığımız, kafamıza takılan birçok şeyi meditasyon sayesinde atabiliyoruz. Yani burayı boşaltabiliyoruz. Zaten burası boşaldığında ruhsal olarak bizi sıkıntıya sokan bir şey olmaz. Burası fazlayken, burası inanılmaz 50 tane, 40 tane tilkiyle dolaştığında biz önce ruhta hastalanıyoruz, sonra bedene sirayet ediyor. Yani çöpleri yani ayıklayıp dökeceğiz. Evet, hiç kimse durduğu yerde kalp hastası olmuyor. Hiç kimse durduğu yerde kanser olmuyor. Önce ruhta başlıyor. Ve bütün yapılan istatistikler, bütün doktorların söylediği şey de kanser, kalp ve bunun gibi önemli bütün hastalıkların ana nedeni mutsuzlukla başlıyor. Bütün nedeni bu, mutsuzluk. Yani kendimizi, işte demin arka kardeşimizin de söylediği gibi, hayatı ertelememek lazım. Önce kendimize çalışmamız lazım. Nedir? Enerji mi gerekiyor? Gidip enerji almamız lazım. Yani kendimizi daha iyi sokabilecek ne varsa onlara yönelmemiz lazım. Yogadır, meditasyondur, enerjidir, aile dizilimi. Mesela son zamanlarda aile diziliminin farkındasın değil mi? Ne kadar önemli olmaya başladı. Nedir aile dizilimi? Çocuklukta yaşadığımız birçok olayı bir zaman içerisinde bilinçaltına attığımız için hiçbir şey yokmuş gibi hayatımızı devam ettiriyoruz. Ne zaman bir yani bir evlilik yaptığımızda, bir çocuğumuz olduğunda çok küçüklükte olan olaylar başlıyor önümüze gelmeye. Ve biz hem kendimizi mutsuz ediyoruz hem ailemizi mutsuz ediyoruz. Şimdi bu da ruhu hasta eden şeylerden biri ve günümüzde yani bilmiyorum bana gelen bir sürü danışanım bana şunu söylüyor. Her şey var ama mutsuzuz. Ne kadar kötü. Para, işte çocuk, eş, her şey var ama kişiler artık bu yaşamda o kadar teknolojik enerjilere döndü ki herkesin elinde bir sen de biliyorsun yani bir cep telefonu. Enerjimiz onlar mı çalıyor? Tabii ki bilgisayar, cep telefonu ve televizyon. Biz eskiden yani ben çok iyi hatırlıyorum. Yemeklerde, akşam yemeklerinde sadece herkes sofraya oturur. Hep birlikte yemek yiyilir, sohbet edilirdi. Artık günümüzde bu yok ki. Yok, tepsilerde televizyonun başında. Evet. Ne yazık herkes ki odasında yemeğini yiyor. Benim evde televizyon seyretmek yasak. En doğrusu bu. Ve ne kadar yazık ki işte yine bizi mutsuz eden karı koca ilişkilerinde en mutsuz olan nedenlerden biri de yatak odalarına televizyonun konulması.
Allah'ım ya. Evet arkadaşlar, bu çok ciddi hakikaten bir şey. Hakikaten komik yani. Trajikomik. Aynen öyle. Çünkü biri işte televizyonun bir kanalını seyrediyor. Diğeri yarı, bu yeni televizyonlar var ya. Yok, bence uyumak için televizyonu da tercih ediyor olabilirler. Evet, ama bu çok kötü onunla bir şey. Onunla uyuyabilirler. Çok kötü tabii ki. Çok kötü bir şey. İlişkinin sıfırlandığı yer artık. Bir şeydir. Ondan sonra zaten mutsuz oluyor. Evet. Zaten bir insanın aile hayatı mutsuzsa Gonca, çocuğuyla mutsuzsa, eşiyle mutsuzsa, onun dışarıdaki hayatının ben çok mutlu olacağını düşünmüyorum. Her şey evde başlar. Ev enerjisiyle, aile enerjisiyle. O ya onu düzeltecek, aile toparlayacak tabii o enerjiyi ki, ya da ki orayı ayıracak. Başka bir hayat kuracak. Aynen. Çünkü topluma sirayet ediyor bunlar. Tabii ki. Ve şey, bizim ruhsal zekamız çok düşük bir ülkeyiz. Ruhsal zeka ne demek? Ruhsal zeka şu. Yani IQ, duygusal zeka ve IQ, zihinsel zeka. Çok güzel. Türkiye'de hakikaten biz Türkler akıllı insanlarız. Bunu kesinlikle yani kabul ediyorum. Ama ruhsal zekamız düşük. Neden? Ruhsal zekayı şöyle bir açıklayayım. Başımıza gelen olayların neden, niçin hiçbirimiz sorgulamayız. Sadece sonucuna bakarız. Bu benim başıma geldi deriz. Ama neden geldi? Kahırlanırız. Ne ektik de biçtik. Acitasyon yaparız. Aynen. Şeyi düşünmeyiz. Bugün bunları bizim hazırladığımızı düşünmeyiz. Ben evet, hiç yok. Hiç yok. Hiç öyle. Kendimizden başka herkesi yani suçlarız aslında. Eleştiriyi sevmiyoruz ya, biz. Öz eleştiri hiç yapmıyoruz. Zaten ben de olabilir mi acaba? Ya, kırdım ama ben ola... Yok ben aynen haklıyım falan. Gurur. İşte gurur. Türk insanın en büyük hatası gururudur. Çok gururlu bir milletiz. Ama bu gurur kötü. Onurlu olmak güzel. Hep bizim Türkiye'de şu karıştırılıyor Gonca. Onurla gurur çok karıştırılıyor. Ay çok farklı. Çok karıştırıyor ya. İnanılmaz. Bak benim bazı seminerlerim içerikliği sadece budur biliyor musun? Gururla onur. Seminerin ismi canım budur. Ya. İnan bana. Uğurları aynı. Efendim minicik bir ara. Hemen dönüyoruz. Dünyanın eğlencesi evinize gelse, hayatınız renklense şahane olmaz mı? Hem de çok şahane olur. Siz de hemen D-Smart'a üye olun. İlk 6 ay sadece 10 lira ödeyin. 300'e yakın kanal, en popüler yerli ve yabancı diziler, en sevilen çocuk kanalları, en ilginç belgeseller ve daha fazlası ayda sadece 10 lira. Üstelik D-Smart film kanalları da 6 ay boyunca hediye. Bu eğlence kaçmaz. D-Smart. Daha fazlası. Zaman geçer. Yaşam değişir. Biz güleriz, ağlarız, seviniriz, üzülürüz, özleriz, gururlanırız. Medya kaybeder. Sizin için değerli olanı seçebilmek teknoloji, bilgi, uzmanlık ister. Biz fark ederiz. Medya Takip Merkezi. Medya elinizin altında. Nesiller boyu değişmeyen lezzet geleneği. Öz Kayışdağ doğal kaynak suyu. Suya atılan imza. Yalana karşı gerçeğin gazetesi. Her gün bayilerde. Bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız.
gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, 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 gel. Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır. Türküler Söyle Ses yarışmasında yarı final elemeleri geride kaldı. İşte Türküler Söyle Ses yarışmasının şanslı isimleri. Sercan Turan, Fidan Özer, Serap Ayer, Kenan Zede, Yaşar Melih Öz, Sezer Akay, Gökhan Ataman, Nevin Öztürk, Kaan Oğuz, Ayşe Tiryaki Özel, Nurettin Şahin, Osman Aslan, Ebru Avcı, Enis Acer, Çağlar Keskin, Sevilay Yay Akdemir, Büşra Demir, Başak Kalyon, Alican Yaylagül. Heyecan sürüyor. Yarışın kıyasıya sürdüğü Türküler Söyle Ses yarışması çok yakında Cem TV'de. Türkiye çok tartışmalı bir yerel seçim sürecinden geçti. Seçime komplo ve yolsuzluk damgasını vurdu. Toplumun sandığa olan güveni sarsıldı mı? Cem Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan yerel seçim sonuçları hakkında ne düşünüyor? Sandıklar açıldı, Aleviler için sandıktan neler çıktı? Alevilerin istek ve talepleri bir başka seçime mi kaldı? Siyasiler Alevilerin haklarını görmezden gelmeye devam mı edecek? Aleviler haklarını almak için sokağa çıkacak mı? Türkiye'yi ve Alevi toplumunu nasıl bir süreç bekliyor? Tüm bu soruları ve daha fazlasını Cem TV canlı yayınında Profesör Doktor İzzettin Doğan yanıtlayacak. Profesör Doktor İzzettin Doğan'la özel gündem Pazartesi 20'de Cem TV'de. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın. Erenlerin cemine girdik niyaz eyledik. Bu gerçeğin demine bildik niyaz eyledik. Her hafta yurdun dört bir yanından canlarla bir araya gelerek tuttuğumuz Cem ibadetimiz her perşembe ana haberden hemen sonra Cem TV ekranlarında. Geri dönüşüm petrol tasarrufudur. Geri dönüşüm enerji tasarrufudur.
küresel ısınmayı yavaşlatır. Geri dönüşüm ham madde kaynağıdır. Doğal kaynaklarımız korunur. Geri dönüşüm gelecek için yatırımdır. Geri dönüşümü gönülden destekliyorum. Ambalaj atıkları çöp değildir. Ambalaj atıklarını atmayın, ayırın. Siz de geleceğinizi geri kazanın. Dönüşüm iyi gelecek. Hepimize. İki gözüm alıyoruz. Evet, CD'de kaçıncı şarkı? Yedinci şarkı. Yedi miydi? Tamam. Orada yazdık çünkü ama. Çünkü benim tercih ettiğim, benim isteğimdi bu şarkı. Normalde sıralama onun buydu. Onun için kestirdim, kestirmezdim ama özür dilerim sevgili izleyicilerimden. Bu şarkı. Barış diye türkü tutulan, insanlık uğruna yola koyulan. Sevgi barış diye türkü tutulan, insanlık uğruna yola koyulan. Yolun yarısında tuzak kurulan. Gözümdü gözümdü, iki gözümdü. Söylenmemiş ne varsa her bir sözümdü. Yolun yarısında tuzak kurulan. Gözümdü gözümdü, iki gözümdü. Söylenmemiş ne varsa her bir sözümdü. Bahane buldular, koydular hapse. Çatal attırdılar, namerde pise. Kırdılar kalbini, gitti Paris'e. Gözümdü gözümdü, iki gözümdü. Söylenmemiş ne varsa her bir sözümdü. Gözümdü gözümdü, iki gözümdü. Söylenmemiş ne varsa her bir sözümdü. Gözümdü gözümdü, iki gözümdü. Söylenmemiş ne varsa her bir sözümdü. Yasaklanmış türküm her bir sözümdü. Söylenmemiş ne varsa her bir sözümdü. İki gözümdü, evet. Oyunlar elinden alınmış, çocukluğumdu mesela. Aç, açıkta yalın ayak. Düşlerine yağlı ilmekler getirilen gençliğim. Gülmeyi unutan halkım. Mesela çığlıklarıydı annelerin. Gariban babamın nasırlı elleri. Kırık sazı hiç düşmedi ellerinden. Mapus damlarında balta atarken, namerde el pençe durmadan ve yük olmadan merde dik duruşumdu.
suçu saz çalmak olan bahtiyarım. Ağladıkça güneşi gördüğüm kum gibi, kum gibi barışa susamışlığım. Yakamozlar şahidim olsun ki türkülerin hiç susmayacak. Hoşça kal gözüm, hoşça kal. Gözümdü, gözümdü, iki gözümdü. Söylenmemiş ne varsa her bir sözümdü. Gözümdü, gözümdü, iki gözümdü. Yasaklanmış türküm her bir sözümdü. Yasaklanmış türküm her bir sözümdü. Söylenmemiş ne varsa her bir sözümdü. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bunu özellikle istedim çünkü bu şarkının hikayesini merak ediyorum. Kısaca anlatır mısınız? Tabii 1999 ödül töreni vardı. Ahmet Kaya'ya bir çatal atılma olayı olmuştu. Hı hı. Bunu ta o zaman da ben içime sindiremedim. Çünkü ben Ahmet Serdar Kaya'nın... Serdar Ortaç çatal yani atmıştı. Yani öyle isim anlamı öyle değil. Genel bir tepki gösterilmişti. Hı. Oysa orada Ahmet Kaya bu ülkenin bir değeriydi. Çok da sevilen bir değeriydi. Ben hangi siyasi görüşten olursa olsun onu dinleyenlerin olduğunu biliyorum. Hiçbir yerde bu ülkenin bölüşmesiyle ilgili bir şey söylemedi. Hep bütünlüğünü savundu ama sadece kendi dilimde bir türkü söylemek istiyorum diyen bir sanatçının çatal atılarak, efendime söyleyeyim, o ödül töreninde, ödül aldığı bir törende polisler eşliğinde gidilmesini ben tahammül edemedim. Kürtçe türkü söylemek istediği için tepki mi verildi yoksa acaba siyasi görüşünü müziğinde fazlaca dillendirdiği için mi? Biraz keskin olduğu için miydi? Şimdi o konuda katılıyorum. Evet, çok keskin yani. Hı hı. Tabii o zamanki konjektör de çok önemli. O zaman evet. Hocam bugün TRT Şeş diye bir şey var mesela. Hı hı. Yani çok rahat söyleyebiliyor. Herhangi bir kanalda söylüyor. O zaman çok sivriydi ama bakın neticede bu ülkede milyonlarca hayranı olan çok çok kaliteli, çok büyük bir sanatçıydı. Sanatçılar elbette, yani hiçbir sanatçıya hiç sebep şeyimiz. Ne olursa olsun ödül evet. aldığı bir yerde. Çünkü o gün de ırkçı bir söylemde bulunmadı. Hatırlıyorum cümlesini. Ben Kürtçe bir, son albümde Kürtçe bir türkü söyleyeceğim. Onun da klibini çekeceğim. Bu ülkede bunu yayınlayacak yürekli yapımcıların olduğuna da inanıyorum. Bu. Hani o an kışkırtacak, tepki toplayacak ya da dediğiniz gibi siyasi görüşünü ortaya koyacak bir şey söylemedi. O dönem ben bunu hani kardeşimle düşündük. Hani şartlar da oluşmamış tabii. Yazdım ve yıllar sonra hani aslında o geceye cevaben yazıldı bu. Ve o kadar güvendik ki bu şarkıya, Sayın Turgay Yılmaz iyi bilirler, henüz pilot aşamasında Gülten Hanım'a gönderdik, Gülten Kaya'ya, eşine. Hmm. Pilot, o kadar güveniyordum ki yani, hiç, siz biliyorsunuz kaydını. O da çok beğendi. Yani bu bizim ona atfettiğimiz, onu yad ettiğimiz, Ahmet Kaya'nın unutulmaması, büyük bir değer olduğunu anlatmaya çalıştığımız bir şarkı. O anlamda da manevi evet. değeri çok yüksek bir şarkı. Tabii. Elbette bu ülkenin gerçekleri belli. Kurtuluş Savaşı ile sınırlara çizilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu kimsenin değiştirmeye gücü yetmez. Şehitlerin kanından almış rengini güzeller güzeli bir ay yıldızlı bayrağımız var. Onun dalgasını değiştirmeye de kimsenin gücü yetmez. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada bunları kabullenerek yaşayan herkesle candan can kardeşiz. Asla ayrım olamaz. Din, dil, ırk, mezhep böyle bir şey yok. Ama 40 binden fazla vatandaşımızı katleden, çakal başına hizmet eden her kim olursa olsun candan düşmanız. Böyle bir şey yok. Böyle bir lüks yok memlekette. Başta ben karşı çıkıyorum. Öyle mi? Öyle. Tarih bunu saptamış mı? Evet. Ve tarih tekerrürden ibarettir. Zamanında hain nasıl 5 metre en beyazından kefenle en kara toprağa gömüldüyse, şimdi de biz Atatürk çocukları olarak gerektiğinde hainlere dersini vermesini biliriz. Ülkemizin gerçeği budur. Onun dışında sanatla üreten, elbette herkesin bir siyasi görüşü olacak. Olmayan bir insan mümkün müdür? Hepimizin bir siyasi bakışı, ideolojisi vardır. Ancak sanatçı onu ifade ederken
O sivri uçlarına çok dikkat etmelidir. Çünkü siyasi görüş farklılıkları var ise evrensel dilinde daha bir yumuşatıcı şeyler kullanabilir. Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş. Harikasınız. Ben hemen burada bir şey söylemek zorundayım. Buyurunuz. Ahmet Kaya'nın o saydığınız özelliklere sahip olduğunu düşünmediğim gibi Mohsen diye bir sanatçı vardı. Bizim yaş grubu çok iyi hatırlar. Mısırlı Arap bir sanatçıydı. Ve yıllar önce, Turgay abi iyi bilir, yıllar önce geldi bu ülkede bir albüm yaptı. Trilyonlarca para kazandı. Arapçasını bütün kanallarımızda söyledi gitti. O yıllar önce o Arapçayı söylerken eğer ben Kürtçe söyleyemiyorsa, Mehmet Kaya Kürtçe söyleyemiyorsa ve söylemek istiyorum diyorsa da onun hakkıdır yani. Yok, ayrım yok. Tabii zaman, ki yok. Benim dilim şey... Türkçe. Ben Türkçe şarkı söyletiyorum burada. Türkçe. Ha, Kürtçe'ye karşı oldum. Kürt vatandaşlarımız yok. Başımızın üstünde yerleri var. Elbette. Ama onu söyleyen kanallara gider izler. Ben burada Türkçe tercih ediyorum. Bu benim şeyimdeyse program benim elimdeyse istediğimi söyletirim. İzlemek isteyen diğer kanala gider izler. O tarafa karşı mıyız? Hayır. Bizim karşı olduğumuz nokta vatana hainlik yapanlar. Ki bunu zaten hiçbir vatandaşım kabul edeceğini düşünmüyorum. Arapça da söyletmem. Niye söyleteyim? Benim dilim Türkçe. Benim izleyicim Türkçeyi seviyor. Dediğim gibi isteyen gitsin Arap kanalını seyretsin. Ne anlarım dilinden. Ne yapayım? Böyle ne güzel Türkçe söyleyen sanatçılarım var benim. Tekrar ellerinize sağlık. Telefon bağlantılarını almak istiyorum. Okay. Nasıl okuyacaksın ruhlarını? Şimdi diyelim biri aradı. Şimdi şöyle. Tabii ben biliyorsun Hint astroloğuyum. Hı hı. Ve ben nereye bakıyorum? El çizgilerine bakarak. Çünkü bütün seyircilere de onu söylemek istiyorum. Bu avuç içiniz ve şu alanında ruhunuz yatıyor. Hı hı. O yüzden ben bir de biliyorsun aynı zamanda da duru görü sahibiyim. Yani sezgilerim çok kuvvetlidir. İşte şu bindi üçüncü gözü ifade eder. Yani duru görü sahibi olan kişiler altıncı duyu sezgilerine sahiptir. Ve dünü, bugünü ve yarını görürler. Bir de ses titreşimleri vardır. Şimdi mesela telefonla bağlanacak. Enerjisini o an alıyorum ben. Sesinden alıyorum. Hatırla Gonca, bir gün seninle konuştum. Gonca dedim, iyi misin? Evet, bilmiyorum hatırlar mısın? İyiyim ama ben senin o ses enerjinden o gün çok yorgun olduğunu zaten görmüştüm. Sonra dedim ki yorgunsun, biraz demiştin. Çünkü sesimiz de bize... Ki ben hiç hissettirmem. Ki hiç, ama ben... Duygularımı ne karşılaştığımızda gerçek evet. Duygularımı ya da sesimden hiç asla hissettirmem. Ama enerji olarak o sesin sana enerjisi işte. Var. Hı-hı. Ve görüntü enerjisi var, ses enerjisi var. O yüzden hani bağlanan telefonlarda biliyorsun ben burçlara inanmıyorum. Hı-hı. Onu burada yine tekrarlamak istiyorum. Çünkü yani Allah herkesi bir ruhtan ve bir bedenden ibaret etmiştir. Yani herkese merhamet. Size söylüyorum. Bütün herkes merhamet. Merhametsiz insan var mı? Duygusuz insan var mı? O yüzden hani 12 burç olayına ben inanmıyorum. Ama ruhlara inanıyorum. Çünkü Yüce Yaradan her ruhu farklı şekilde, farklı yeteneklerle, farklı mükafatlarla yaratmıştır. Senin yazarlığın bende yok. Senin sesinin muhteşemliği bende yok. Bana bambaşka bir şey vermiştir. Doğru, işte herkesi farklı şeylerle donatmış. Var. Güzel kardeşimin yapımcılığı var ama bende yok. Allah herkesi farklı şekilde yaratmıştır. Çünkü her beyin aynı olmadığı gibi her ruh da aynı değildir. Değildir tabii ki. O yüzden sesler de hep farklı. Tabii. Mesela seslerden sen enerjiyi algılayıp enerjiyi alıyorum. Bir şeyler söyleyebiliyorsun. Tabii. Hadi telefonlar nerede? Niye çekindik? Gonca Hanım. Buyurunuz. Size konuk olmaktan onur duyduk, keyif aldık. Müsaadenizi rica edeceğiz. Estağfurullah, buyurunuz. Ne demek? Çok arkadaşlarım yardımcı çünkü olsun size. Bizim kitlemiz, biz barış türküleri söyleyen insanlarız. Biz bizi dinleyen, albümümüzü alan, Kürtçe'de dinlemek isteyen insanlara saygısızlık yapamıyoruz kendi adımıza. Türkçe söyleyince saygısızlık mı yapmış Hayır. oluyorsunuz? Hayır, Türkçe de söyleyebiliyoruz. Türkler de var. Türkler ben Edirne'de de konser verdim, Celanlar'da da verdim.
ve herkes benim vatandaşım. Bu albüm herkesin. Biz de, ama hani ben, evet, biz ve de Cem bu, TV'de de ben daha önce Türkçelerimi söyledim. Söyledi. Evet, bu benim evet, programım tamam. Efendim. Tamam. Tabii tabii ki. Tamam. Tabii ki. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben rica ederim. Ne demek? Arzu ederseniz kitabınızı da iade edebilirim. Tamam alabilirim. Buyurunuz, teşekkür ederim. Buyurunuz tabii ki. Nasıl çünkü isterseniz. Ben Türkçenin tabii yasak ki olduğu bir yerde yolumuz duramıyorum. Yolumuz açık olsun. Teşekkür her ederim. Şey barış için. Aynen öyle. Biz kavgacı değiliz. Asla asla. Elbette. Buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Buyurunuz. Arkadaşlarım yardımcı olsun. Bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, 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 gel. Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır. Türkiye, çok tartışmalı bir yerel seçim sürecinden geçti. Seçime komplo ve yolsuzluk damgasını vurdu. Toplumun sandığa olan güveni sarsıldı mı? Cem Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan, yerel seçim sonuçları hakkında ne düşünüyor? Sandıklar açıldı, Aleviler için sandıktan neler çıktı? Alevilerin istek ve talepleri bir başka seçime mi kaldı? Siyasiler, Alevilerin haklarını görmezden gelmeye devam mı edecek? Aleviler haklarını almak için sokağa çıkacak mı? Türkiye'yi ve Alevi toplumunu nasıl bir süreç bekliyor? Tüm bu soruları ve daha fazlasını Cem TV canlı yayınında Profesör Doktor İzzettin Doğan yanıtlayacak. Profesör Doktor İzzettin Doğan'la özel gündem Pazartesi 20'de Cem TV'de. Türküler Söyle Ses yarışmasında yarı final elemeleri geride kaldı. İşte Türküler Söyle Ses yarışmasının şanslı isimleri. Sercan Turan, Fidan Özer, Serap Ayer, Kenan Zede, Yaşar Melih Öz, Sezer Akay, Gökhan Ataman, Nevin Öztürk, Kaan Oğuz, Ayşe Tiryaki Özel,
Nurettin Şahin, Osman Aslan, Ebru Avcı, Enis Acer, Çağlar Keskin, Sevilay Yay Akdemir, Büşra Demir, Başak Kalyon, Alican Yaylagül. Heyecan sürüyor. Yarışın kıyasıya sürdüğü Türküler Söyle Ses yarışması çok yakında Cem TV'de. Geri dönüşüm petrol tasarrufudur. Geri dönüşüm enerji tasarrufudur. Küresel ısınmayı yavaşlatır. Geri dönüşüm ham madde kaynağıdır. Doğal kaynaklarımız korunur. Geri dönüşüm gelecek için yatırımdır. Geri dönüşümü gönülden destekliyorum. Ambalaj atıkları çöp değildir. Ambalaj atıklarını atmayın, ayırın. Siz de geleceğinizi geri kazanın. Dönüşüm iyi gelecek hepimize. Erenlerin cemine girdik, niyaz eyledik. Bu gerçeğin demine bildik, niyaz eyledik. Her hafta yurdun dört bir yanından canlarla bir araya gelerek tuttuğumuz Cem İbadetimiz her perşembe ana haberden hemen sonra Cem TV ekranlarında. Sevgili izleyicilerim, ben 3 yıldır televizyon programı yapıyorum. 3 yıldır şimdiye dek böyle bir olayla hiç karşılaşmadım. Hiçbir konuğuma saygısızlık yapmam. Elimden geldiğince evimde gibi ağırlamaya çalışırım. Ancak hiç kimsenin ideolojisini ya da kendini bir tavırla gösterecek bir şova müsaade etmem. Gerek yok. Biz pazar sabahları yapıyoruz bu programı. Çünkü insanlar evinde tatilini mutlu, huzurlu geçirsin, bir keyif verelim, pozitif enerji gönderelim diye. Oradan buradan vurur ise bu yayın böyle gitmez ki. O zaman herkesin farklı farklı kendini göstereceği ideolojilerine hizmet etmiş oluruz ki bu böyle değil. Benim nazarımda bir ideoloji vardır. Atatürk yoludur. Atatürkçülüktür. Ben bunu her programımda söylüyorum. Bakın bayraklarım var efendim. Türk bayrağı ve Atatürk'üm var. Ben Türk'üm, Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahibim. Bu sınırlar içinde yaşıyorum. Benim Kürt çok arkadaşım var, can arkadaşım var. Bu ekmeği birlikte bölüştüğümüz, yediğimiz çok dostum var. Ama olayı farklı yerlere çekmek isteyenlerle ben arkadaşlık da kurmam, dostluk da kurmam. Onlara herhangi bir şekilde hizmet de etmem. Onların farklı ideolojilerine alette olmam, olamam. Bu yaşanan nahoş olay için hepinizden özür diliyorum ve ruhlara geri dönüyoruz. Evet. Telefon bağlantılarımızda problem varmış. Bu yüzden alamıyormuşuz. Maalesef santralde problem var. Olsun, Şebnur bize anlatsın. Evet, anlatayım. Anlat benim ruhumu, tabii ki değil. Genelde ruhları anlat. Gonca, şimdi dedik ya hani ruhlar çok önemlidir, ruhumuzu beslememiz lazım. Özellikle ruhumuzu besleyebilmemiz için kendimizin güçlü olması gerekiyor. Sen de ben de hepimiz bu yaşa gelinceye kadar bir sürü problemler, bir sürü sıkıntılar yaşadık. Elbette. Doğru mu, tabii değil ki. Mi? Ama nasıl göğüsledik, nasıl yine dimdik ayaktayız? Çünkü kendimize inandığımız için. İnsan kendine inandığı anda hayatını düzeltir. Ama ben bundan sonra hiçbir şey olamam. Benim artık hayatım çok berbat. Ben kötüyüm dedikçe o negatif enerji sürekli o kişinin aurasında dolaşmaya başlar. Çok doğru. Gerçekten öyle. Çok doğru. Onun için hani ben onu diyorum. Ne çekim yasası denilen bir yasa var ve çok doğru bir yasa. Ben küçük bir şey anlatabilir miyim? Evet. Yaşadığım bir olayı. Program bizim artık. Sevgili Ayşe Özgün'e buradan da sevgilerimi iletiyorum.
Kardelen programındayız. En son Ayşe Özgün'ün yaptığı program. Ben işte sanatçılar biz böyle bir taraftayız. konuklar da diğer tarafta. Ayşe Özgün dedi ki, ben dedi Şebnem Hanım, ben dedi şimdi kötüyü çağırsam, ben kötüyüm, bana kötü bir şey olacak diye dersem olacak mı? Evet dedim Ayşe Hanım. Çünkü bu çekim yasasıdır. Ben buna dedi inanmıyorum. Nasıl dedim? Ben buna inanmıyorum. Yani ben kötü olacağım dersem kötü mü olacağım? Evet. O zaman dedi, bu canlı yayında olan bir olaydır. CD'leri hala bendedir. Peki dedi, ben o zaman dedi çağırıyorum. Bakalım enerji nasıl bir şeymiş. Ben kötü olacağım, benim başıma bir şey gelecek. Yapmayın dedim. Hatta sevgili Deniz Arca'ya da buradan ve Metin Şentürk'e de buradan sevgilerimi iletiyorum. Onlar da bu olayın içindeler. Ondan sonra Deniz dedi ki, Ayşe Hanım dedi, ben dedi çok inanıyorum dedi. Hakikaten kötüyü çağırsak kötü gelecek. Ya yok Deniz dedi. Arcak ne tatlı bir insan, bir tanıştım onu, ben. Çok cici. Buradan ona binlerce sevgiler evet, evet, gönderiyorum. Sevgiler. Sonra şimdi o bir böyle bir kürsüsü var. O işte kürsüden konuşmalarını yapıyor, bir de dolaşıyor. O kürsüye çıkabilmesi için de iki basamak var. Dedim ki Ayşe Hanım yapmayın, yok dedi çağırıyorum. Reklamlara girdik, rica ettim. Deniz de rica etti, yok dedi ben buna inanmıyorum. Sonra program başladı Gonca. Yine dedi, hadi dedi çağırıyorum gelsin. Tam kürsüye geçecek, o iki tane basamak var ya, ayağında da çok böyle ince topuklu ayakkabılar var. Bir kaydı. Vallahi ve billahi. Ah kilolu da. Evet biliyorsun eyvah, zaten ondan sonra hiçbir program yapamadı. Ah canım. O anda hemen biz reklama girdik. Hani var ya. Kapaklandı direkt. Yani tabii böyle işte ikinci basamağı yarım atınca bir düşme şeyi oldu. Ay, ama hemen biz reklama girdik. Ayağında zaten sıkıntı oldu. Ay, yani bu yaşadığım bir örnektir ve çok seminerlerimde anlatırım bu örneği. Ne olur doğru düşünün. Olaylara güzel bakın. İyi bakın ki iyi gelsin başınıza. Kesinlikle. Ben buna çok inanıyorum. Yani başta sabit kafayla hep böyle bazı insanlar sabit kafalıdır. Bu olmaz. Kardeşim nereden biliyorsun olmaz? Yani yok mesela bana geliyor diyorlar ki Şebnem Hanım benim yaşantım bu böyle. Bundan sonra beni iyi bir şey bulmaz. Ya nasıl söyleyebilirsin bunu? O zaman yüce yaradana inkardır. Kesinlikle. Allah'ın bize öyle güzel mucizeleri, öyle güzel yaşatacakları şeyler var ki biz böyle yaparak isyan ediyoruz. Ama asla hiçbir isyan doğru değildir Gonca. Kesinlikle. Ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Ne olur isyan etmeyin. Kabul edin. Kabullenmek zaten imanın da şartlarından, en önemli kader, şartlarından. Kader diyerek, biridir. Kader evet, diyerek bazı şeyleri. Bu benim yaşamam gerekiyor. Hı hı. Bunu yaşamam gerekiyor. Çünkü her bir yaşadığımız bize derstir. Sen hiç düşünüyor musun Gonca iyi şeylerden ders aldığımızı? Hayır. Nerede kötü şey varsa ondan alıyoruz. Ondan alırız dersi. Biliyorum. Başka türlü ders almamız hı-hı, mümkün değil. Ama o dersleri de sevgiyle yaklaşmamız gerekiyor. Yani isyanla değil. Çünkü dersi aldığımızda muhakkak o dersin sonunda mükafat var. Her yani biz sonu şöyle mükafattır. Sebepleri karıştırıyoruz. Evet. Çözümleri atlıyoruz. Evet. Sebep de değil, çözümde olmalıyız aslında. Çünkü sebebin bize getireceği hiçbir şey yok. Olan olmuş. Evet. Ondan sonrasına bakacaksın. Ondan sonra işte bakarken de yani ben ne yaptım da bugün bu yola geldim düşünmemiz lazım. Adam diyor ki işte ben işten atıldım. Kardeşim diyorum bir düşün ama ben sadece ama bir bak bakalım hayatındaki insanlara, o iş hayatındaki insanlara nasıl davrandın? Kimin kalbini kırdın? Kiminle ego çatışmasına girdin? Yani hiçbir şey nedensiz olmuyor Gonca. Elbette. Muhakkak nedeni var. Yani seninle bile tanışmamızın muhakkak nedenleri var. Hatırlar mısın? Yıllar yıllar önceydi. Ya. Hı hı. Başka bir hı hı, kanalda hı hı, ilk tanışmamız hı hı, seninle. Orada televizyon programı yaparken. Değil evet, mi? Bak ama nereden? Bak ne güzel oradan buraya gelen. Çünkü ruhlarımız anlaştı. Yalnız sana anlaştı, bak bir şey itiraf etmek istiyorum. Söyle bak gel, programdayız. Daha önce sana söylemedim bunu. İzleyicilerimin önünde itiraf etmek istiyorum. Söyle. Şimdi Şebnur geldi anlatıyor. Ay içimden inanmıyorum ki diyorum. Ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Hayır. Çünkü ben falmış, işte burçlarmış, yok bilmem el çizgilerinden okuyorum. Mümkün değil. Şimdi Şebnur oturdu, başka konuklarım da var.
Şey, Nurcuğum anlatıyor bende. Aynen böyle. Değildir. Hep bu yaklaşım. Sonra kuliste Şebnur bana bir iki bir şey söyledi. Pat kaldım. Aa dedim, burada bir şey var. Ondan sonra olayı algıladım. Demek ki ön yargıyla yaklaşmamak gerekiyor. Aynen öyle. Aynen. Yani zaten ben fal filan bakmıyorum yani. Fal değil ben, elbette. Yaşam koşuyor ama nereden giriyorum? İşte bu el içindeki, avucunuzun için. Çünkü biliyorsun kromolojik dalında da bu ispat edilmişti. Evet. Milyonlarca insanın hiçbirinin el çizgileri birbirinin aynı değildir. Hey. İşte bak artık biliyorsun değil mi, hastanelere de gittiğimizde şeye başladılar, el çizgisine başladılar. Elimizi koyuyoruz artık orada kanıt oluyor. Bir daha ne kimlik çıkıyor ne o çıkıyor. El çizgileriyle tekrar o hastaneye gittiğimizde işlem yapabiliyoruz. Doğru. Ne kadar ilginç. Çok. Her şey buraya dönmeye başladı. Dönmeye başlıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Mesela ben şu an senin aurana bakıyorum. Aurayı da kısaca anlatmak isterim. Aurayı şöyle, ben gramofonu tamam işleyeyim. Tamam. Onu atlamayalım. Ondan sonra aura ve çok sevgili baban Mustafa Kur'an'ı davet etmek istiyorum. Çok değerli bir insan. Çok onunla da sohbet ederim. Edeceğiz. Efendim, bugün gramofon köşemde 9 Nisan 2012'de hayata veda eden Meral Okay var. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Işığı bol olsun. Amin. Önemli bir sanatçımızdı. Gerçekten birçok projede çok ciddi imzaları bulunan, mesela Asmalı Konak, Muhteşem Yüzyıl gibi ve başka sinema filmleri senaryosunda imzası olan, üstelik filmlerde de başarılı oyunculuk sergileyen, bitmedi 11 güzel şarkıya da söz yazan bir sanatçımızdı. Eşi Yaman Okay, onu da tanırsınız mutlaka. O da çok başarılı bir oyuncuydu. Çok mutlu bir evlilikleri oldu. Ne yazık ki kısa sürdü, 9 yıl. Yaman Okay 93 yılında kanserden vefat etti. Biliyorsun o dönemde Meral Okay çok evet. Çok üzüntülü zamanlar evet. Yaşadı. Uzun uzun süre o yastan kurtulamadı. Çünkü eşinden çok memnun ve mutlu evet. Olduğunu söylüyordu. Ne güzel. pardon. Bugün ne oldu bize? Nazar. Sinirsel mi? Nazar. Bitti, geçti. Peki, devam ediyoruz. 19 yıl sonra da kendisi kansere yakalandı. Şöyle bir lafı var Meral Okay'ın. Çok fazla tepki alan. Diyor ki, öldükten sonra beni yaksınlar, küllerimi de gökovaya bıraksınlar. Çünkü ben toprak değil, suyu severim. Şimdi bunu söylemiş, bu denize olan tutkunluğunu ifade ediyor. Bu laflar nereden nereye geldi? İnsanlarda eğer art niyet varsa, laf nereden nereye gider? İstediğin yere çekersin. Bilirsin ki bu ülkenin bir katili vardır, 40 bin vatandaşımı öldürmüştür. Onu söylersin, bu bir gerçektir. Oradan bir başka tavır gelebilir. İnsanlar kendi düşünceleri ölçüsünde oraya çeker filan gibi. Neyse, bu program böyle oldu. Peki, şimdi Meral Okay'ın güzel bir şarkısı. Yine mi Çiçek, sözlerini kendi yazdı. Bestesinde Sezen Aksu'nun imzası var. Onu size dinleteceğim. Bir sözüyle geçiyorum gramofon köşeme. Bugün eksik olan ne demiş. Bu topraklarda aşk ve mutluluk kutsanmaz. Ayrılık ve acı kutsanmıştır. Birlikteliklerdeki tutku kutsanmaz da ayrılıktaki tutku kutsanır hep. Yaralarıyla mutlu olmaya daha yatkın bir kültüre aitiz biz demiş. Evet, şimdi 2000 yılında sözlerini yazdı Yine Mi Çiçek isimli şarkısını dinliyoruz. Işığı bol olsun. Abi. Buyurunuz. Abi. Thank you.
asmanın altına, yanında bir ince Müzeyyen abla. Yine mi güzeliz, yine mi çiçek andolusu, tazeni bitti topik, canım sağ. Buluşmuşlardır umarım. Amin. Işıkları bol olsun. Amin. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın Sağ Mustafa olun. Kur'an. Nasılsınız, iyi misiniz? Sevgili avukatımız, tüm Hukukçular Birliği Başkanı. Evet. Çok değerli insan. Teşekkür ben ederim. Ben çok iyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bizi izliyordunuz, nasıl görünüyordu oradan? İki kızımın o güzel manevi havasını canım paylaşmak, beraber olmak hususunda geldim. Ben Kara Fatma'nın Türkiye'nin değer ölçülerini sentezleştiren bir eserin sahibesinin programına zevkle çıkmayı canımsınız istedim. Ve bu arada da benim göz ağrım olan, çok sevdiğim ve Türkiye'nin ilk kaymakamı olan Şebnur Kur'an bacıyla yan yana evet olmanın güzel duygularını paylaşarak bu pazarı sizinle böyle güzel duygularla geçirmek istedim. İyi ki tabii geldiniz, teşekkürler. Ben hukukçuluğumun yanında sanatkar olmanın
sanatın ve yüce ulvi duygulara sahip olan şahsın topluma çok büyük eserlerle hizmet ettiklerine inananlardan olduğum için toplumun çimentosu olarak vasıflandırdığım sanatkarların ve sizin gibi değerli hem kalem sahibi yazan hem okullarda iyi konferanslar verip çocukların yetişmesinde müessir olan hem Türkiye'nin birlik beraberliğini şuurlu olarak ve iman derecesinde değerlendiren bir insan olarak programımıza kısa da olsa gelmek ve bu güzel duyguları paylaşmak benim için zevk olmalıdır. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Teşekkür Barışla, ederim. Barışla, sevgiyle, aynen. Türkiye Cumhuriyeti'nin sevdasıyla, Atatürk aynen. sevdasıyla evet, evet, var evet. olan herkes başımın tacıdır. Doğru. Elinden öperim. Canım. Efendim çok güzel kitaplarınız var. Teşekkür hem ederim. Size hediye etmek üzere getirdim. Aa, çok teşekkür hem ediyorum. Hem sizleri zevkle dinlemek, görmek hem de bir sevgi dünyasında yaşayan ve ruhun ölmezliği içinde yaptığınız bu güzel duyguları 15 seneden beri kaleme aldığım maşallah. Ve insanların mutluluğuna, huzuruna, yarından emin olma hususundaki çalışmalarla 2000 tarihinde bir avukatın gül bahçesi ne olabilir ki hakkı ve adaleti savunan insanların ancak gül bahçesinde yaşamaları karşısında adaleti dağıtabileceklerini, insanlar arasında eşitlik kurabileceklerini ve insanların mutlu olabilecekleri hususunda düşüncelerimi yazdım. Ve bu kitapta biraz evvel yaptığınız Şebnur Kur'an Kızım'la programın özelliğini 2000'de yazdığım kitapta Şebnur Kur'an'ın 2010'da söyledi, 2000'de söylediklerinin 2002'de nasıl gerçekleştiği öngörüyle bu kitapta sabittir. Bize bir beni şey hemen tanıyanlar, söyler misiniz? Beni tanıyanlar ve bu kitabımı okuyanlar bilirler ki gaybı yalnız Allah bilir. Elbette. Gaybı yalnız Allah bildiğine göre yarının ne olacağını, ne yapılabileceğini görmek de mümkün değildir. Ancak Allah bazı yetenekli insanlara bir imkan vermiştir. Bu öngörü olabilir, hissi kablelüku olabilir, iş dünyası ve ruhunun zenginliğiyle olabilen hadiseleri değerlendirme var. İşte Şebnur onlardan bir tanesi. Çok etkilendiğini, sizi etkileyen, gerçekleşen bir şey öğrenebilir miyim? Mesela orada da o yazıyor yani. Bu kitapta Dolmabahçe'deki cami ve politikada çalışan arkadaşlarım hep bilir. 2000'de yazdığım bu kitap hem genç avukatlara hem genç politikacılara el kitabı olarak yazıldı. Ve içinde Türkiye'nin vizyonu, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili 400 sayfalık kitapta çok ciddi görüşler var ve bugün peyderpey yavaş yavaş hepsinin uygulandığını 14 sene evvel yazdığım ve Şebnur'un bana en büyük tesiri o arkadaşların 2002 yılında mevcut iktidarın iktidar olabileceği ki söylediği zaman hiçbir şekilde ortada bir maddi vaka görünmüyordu. Yani ben şöyle dedim. Evet. Baba dedim. Kesinlikle ki babamın milletvekili arkadaşları, bakan arkadaşları da buna hayır dediler. Dedim ki Tayyip Erdoğan başbakan olacak. İki sene evvel bu kitapta mevcut. Sen bunu söyleyerek onu mu çağırdın Şebnur? Ha? Sen gördüm. Şimdi bunu söyledin onu hayır. Ben şimdi bunu böyle kabul ediyorum Şebnur. Ama biliyorsun ne zaman geçiyoruz? Neye? Kulise. Gonca. Kuliste biliyorsun. İşkence aletlerini hazırlayın. Gonca. Ben önüme gelir. Evet. Benim önüme gelir. Peki tamam da sonrası çıktım. Geldi mi? Sonrası da geldi. Kuliste mi söyleyeceksin, şimdi mi söylersin? Onu şöyle değerlendirebiliyorum. Söylesene şimdi. Bütün insanlara şunu söylüyorum.
hadiselere müsbet bakarsanız, aynen, sanatkar olarak, bilgili olarak eser yazan sizin gibi Kara Fatma'nın iç dünyasını kendi tefekküründe sentezleştirip ortaya çıkıp gençlere intikal ettiren bir şahsın kendi özelliğinin şartları var. Dünyada hiçbir şey sebepsiz değil. Asla, elbette. Hiçbir şey, ne ekerseniz. Hayır, vatanseverlik budur efendim. Vatanseverlik, evet, sana gerçek anlamda ihanet etmiş bir hainin peşinden farklı düşünceler, kirli emeller besleyerek orada burada bilmem ne yapmak değildir. Doğru. Bunu yapan herkese hepimizin tepki vermesi lazım. Tabii ki. Bu vatan hepimizin. Birlik ve bütünlüğü için mücadele ediyoruz. Aynen öyle. Bunun içinde Lazı da var, Kürdü de var, Türkü de var, var oğlu var. Var oğlu var yani. Kürtçe türkü söyletmedin diyor arkadaşım bana. Biz yukarıda konuştuk. Nedir dedim, söyleyecekleriniz bunlar. Tabii. Dedi ki Kürtçe. Ben dedim burada Türkçe rica ediyorum. Çünkü ben Kürtçe bilmiyorum. Sizin ne demek istediğinizi ben anlayamam dedim. Tabii ki Gonca Hanım, nasıl isterseniz aynen dedi bana. Aynen öyle oldu. Evet, nasıl isterseniz dedi. Arkadaşlarım da şahit mi? Buraya gelip de vay sen bana bunu okutmuyorsun demesi. Demek ki buraya... o bilinçle gelmiş, bunu yapmak istemiş, kendince buradan bu çıkarı sağlayarak, şov yaparak gitti. Bunlar hoş değil. Vatanseverlik budur efendim. Ben Kara Fatma kitabını yazdım, gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Bravo. O çok ama güzel. Zaten ben sen onu yazmadın Gonca. O ruh sana onu yazdırdı. Biliyorum. Allah'a yani, şükürler olsun. Çünkü biraz önce kulisleri anlattım, bazı olaylar mümkün değil yani. Yok, mümkün değil. Şunu söyleyeyim, vatanseverlik... Birlik beraberliktir. Bu kadar. Aynen. Vatanseverlik imandandır. Vatanseverlik kardeşliktir. Dostluktur. Aynen. Hoşgörüdür. Yediğin ekmeği hainlik etmek değildir efendim. Evet. Değildir. Vatanseverlik bu değildir. Dolayısıyla ben sizin bütün tefekkürünüzde, kitaplarınızda hep birliği, beraberliği, güzeli, doğruluğu millete aşılamak, kardeşliği oluşturmak. Çünkü deniliyor ki, inanarak söylüyorum, insanlar birbirini sevmedikçe iman sahibi olamaz. İman sahibi olmadıkça da cennete girmeleri mümkün değildir. Sevgi her şeydir. O halde dünyanın en güzel şeyi sevgidir. Kardeşliktir, birliktir. İşte bizim bütün problemimiz bu dünyada cennetimizi yaşayamamak. Bunun farkında olamamak. Şebnur, sonrası neydi? Onu söyle, şiir köşeme geçeceğim artık. Sonrası yeni bir ufuk başlayacak. Ne renk o ufuk? Ne renk? Yepyeni ufuk, bir ufuk. Ufuk ne renk? Yani yepyeni bir enerji gelecek. Güzel yani. Çok başka bir enerji. Güzel mi şeydir? Çoğumuzun tanımadığı bir enerji gelecek. Huzur verecek mi bütün milletçe? Süper. Süper. Farklı. Herkesin yani hiçbir ideolojiye sahip olmayan kendi enerjisini bu yaşama sunmak için bir geliyor. Peki şu an doğmuş mu? Hayatta mı Şebnur? Şu an hayatta herhalde. Ben görecek miyim ölmeden bunu Şebnur? Sen göreceksin. Sen uzun yaşayacaksın. Ya yani hani göreceğim değil mi? Göreceksin. Yani milletim hemen görecek. Üç ne? Üç enerji boyutunda göreceksiniz. Bu 3 yıl içinde demektir. Bakın. Bakar güzel mısınız? Söz. Yani güzel. bu. Güzel bir söz. Göreceksin. Yani bu özür diliyorum izleyicilerimden. Nahoş bir şey yaşandı. Olmaması gereken bir şeydi ama biliyorsunuz kusur suç. Ben kendimde bulmuyorum. Arıyorum. Var sen mı? Baştan söyledin. Yok, ben baştan koydun. Yukarıda çünkü arkadaşlarımla konuştum. Ama gelip burada şovunu yapmak istemiş. Bunu ben bilemezdim. Çok özür diliyorum. Tekrar bir daha asla yaşanmayacaktır. Demek ki benim hatam şurada. Konuk seçimlerimi çok daha titiz yapmam gerekiyormuş. Sevgili Şebnur'um. O zaman ben bu 3 senelik için bir katkıda bulunmak istiyorum. Buyurunuz. Sizin kızınız inşallah çok iyi adaleti i̇nşallah temsil edecek hukukçu i̇nşallah olacak. İnşallah. O hukukçuluğu olduğu, memleket ve millete hizmet etme imkanını bulduğu anda o işler gerçekleşecektir inşallah. Onu ben müjde olarak veriyorum. İnşallah. Ve bu kitabımın, bak o da o üçe geliyor hakikaten. Bu kitabımın çok teşekkür ediyorum. Bizim İstanbul Barosu ile ilgili yaptığımız çok ciddi çalışmalar, başkan adayıydım. Genç hukukçulara yetişmek üzere. Onların ileride görebileceği hadiseleri değerlendirip başarı sağlamaları hususunda bu kitabı
o genç kızımıza genç hukukçuya vermek ve ben sizinle tanışmasını da sağlayacağım lütfederseniz. Size hediye çok ediyorum bunları. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Ona yeni bir kitabınız da çıkıyor 20 güne kadar. Lütfen o çıktıktan sonra bir müsait olduğunuzda bir yargı sistemiyle ilgili bir program yapalım sizinle. İnşallah. Neler oluyor? İnşallah. Şebnur yine yetmedi. çünkü telefonlarımızda da problem vardı evet hatlarımızda. Evet. Olsun. Olsun. Sezon bitmeden seni bir kere daha alırım. Taşlarımızla sevgiyle birlikte. Sevgiyle gelirim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim geldik sonuna geldik. Biliyorsunuz yine vedamı şiir köşemde yapacağım. Yine kendi yazdığım şiirlerimden biriyle. Aşk neydi sevgili? Haftaya yeniden görüşünceye dek. Sağlıkla, huzurla, barışla, aşkla hep iyilerle kalın. Ne diyelim? Işıkları bol olsun. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Başarı buyurunuz efendim. Evet. Sevgili olmayı beceremedik. Aşkı yarış bildik. Saygıdan yoksundu tavırlar. Yokluğunda anlıyor, bir şans daha diyordu. Yokluğuma dayanamıyor, bir adım daha diyordu. Olmadı. Biz seninle sevişmeyi bilemedik. Aşka emek vermedik. Hercaiydi ekinler. Sabırla değildi hayat. Çalmak için nöbetteydi. Biz aşka dostluk biçmeyi beceremedik. Beraber yürüyemedik berrak yollarda. Benim gözüme çöp, senin ayağına taş battı. Çözüm yerine sebep aradık çıkmazlar. Cefaya yol açtık da vefaya bulamadık. Oysa anlaşmak değilmiş aşk. Siyahı beyaza karmakmış özü. Biz renkleri karıştırdık. Alaca oldu aşk. Uymadı. Biz seninle bu resmi özümseyemedik. Hayat bizi farklı yerlerde kıstırdı. Döve döve anlattı aşkı. Lakin geçmiş geçmişti. Geriye dönemedik. Bize beraber acıyacak bir parça bile bırakmamıştı. Bırakmamıştı. Bırakmamıştı.